Madem öyle merak ediliyor, ikinci konumuz da tam bununla alakalı. Oğlanlar asıl istemede olmuş. Canan kayınvalidesi hakkında anlattıklarıyla gelinlerimizi çok şaşırtmış. Bakalım kayınvalide Mine Hanım bunları duyunca ne tepki verecek? 7 gün sonra ben senin gibi bir kadını kaybetmek istemiyorum. Seninle evlenmek istiyorum dedi. Direkt annesine söyledi ve annesi inanılmaz bir tepki verdi. Hayır, istemiyorum, evlenemezsin, izin vermiyorum, benim olayım yok. Tabii ki istemeye kaynanam gelmedi. Neden bakmadınız Mine Hanım? Ben yokum. Kim istemeye gitti? Sorabilir miyim mesela kızımızca? Oğlum babası gitti. Başka? Orada başka biri daha vardı. Yani eşi. Kimin? Üvey anne. Üvey anne. Ben pişman değilim. O kadar netsiniz. O kadar, evet. Oğluna mı yakıştırmadı? Bilemiyorum artık. Erken diye tutturdu. 27 yaşındaki çocuğa erken diye tutturdu. Üniversitesi yeni bitmiş. Mesleğini eline alacaktı. Bir kere kahve yaptım. İnanın bir tek yüzüme püskürtmediği kaldı. Oğlunuz hiç çalışmadı mı? Neden çalışmıyor? Kız çok kıskanç. Kafese koysun o zaman, istemiyor. Böyle bir şey mi olur? Yok, istemiyor. Ne demek? Kendi çalışıyor mu? Kendi çalışıyor. Zaten onun şoförümüz var. Şoför ona para getiriyor. Oğlum çalışıyor sayılır zaten. Çalışıyor yani. Aha. Şoförüyle uğraşıyor çocuk. Ben anlamadım. Sen şimdi... Dur, çok sorun var. Kocanı kıskanıyorsun, otur evinde diyorsun. Öyle bir şey yok yani. Diyorsun. Yani evet, yani şöyle hani ben... Eşin çalışıyor mu? Göndermiyorsun adını dışına. Yani, evet, ne diyorsunuz? Adını dışına falan gitmesini istemiyorum. Göndermiyor. Mesela hani şu an çok fırsatı var. Mesela iş teklifleri falan alıyor. Ama diyorum ki hani ben iş yerimi bırakıp seninle gelemem, sen de beni bırakıp gidemezsin. Zaten iş ikimizin diyorsun. Zaten iş bununla ikimizin beraber idare ediyoruz. Ay. Aynen öyle. Yani gönderemem şehir dışına. Ya senin eşin sen tanıştığında çalışıyor muydu? O zaten kaza yapmıştı, çalışmıyordu. Zaten 6 ay falan sürdü bu süreç. Yani çalışmış mı hayatında bir mesleği? Hayır, üniversiteden mezun olup geldiği yıl kaza yaptı. Hmm. Yani... Ama kaynana haklı şu an o zaman. Evet. He? Ama o da benim gibi gelin bulmuş yani, çalışıyor, kendi parasını kazanıyor. O önemli değil ya. Ayaklar üstünde duruyor yani, kocasının parasına ihtiyacı olmayan bir kadın. Hayır, senin ayağın üstünde durman güzel bir şey tabii ki de, bu taraftan bakınca öyle değil. Senin başka şeylerin var belli ki, kızgınlıkların. Çünkü istemeye de gitmemişsin. Tabii. İstemeye gitmemen çok büyük bir tepki. Yani eski eşinin yanındaki yeni eşinden dolayı mı gitmek istemedin? Evet. Yoksa sen bu evliliğe onay vermediğin için mi gitmek istemedin? Yok değil. Onay vermedim. Hani evlenmesini istemiyorum ya. Hani zaten kötü durumda, rahatsız. O durumda evlenmeyi düşünüyor. Olur. Bir de üniversiteyi bitirmiş. Canan'ı mı sevmedin? Canan değil aslında konu. Hani biraz daha çıksınlar, birbirlerini erken tanısınlar. Benim oğlum hani bir önünü görsün, bir rahatsızlığı geçsin. Acelen ne yani? Şimdi izlerken de bakmadın değil mi görüntüleri? Evet, evet. Hani bak, bir tepkin var orada. Evet. Hani tabii ki ben de isterim güzel bir şekilde düğününü yapayım, ben isterdim. Ama maalesef istediğim gibi olmadı. Ama keşkem yok diyorsun, hiç istemeye, iyi ki gitmedim, iyi ki bir daha olsa. Öyle değil. Hani isteyerek olsaydı, beni dinleselerdi. Düğüne bir gittin mi? Bir yıl sonra yapsalardı. Düğüne. Hayır, hiç katılmadım. Neden gitmedin? İnanmıyorum. Gelin nasıl seviyorsun? Çünkü beni dinlemediler. Seviyorum. Beni kaçtılar aslında bunlar direkt. Oo. Ben izin vermeyince... Oğlumla birlikte başka eve geçtiler. Oh, iyi yapmışlar. Kaçtılar yani. Oh. Yanlış ama yani. Oh, iyi çok demeyin ama. Bence yapılan de da yanlış. Ha, yaşlı kafaya evlenmiş artık. Hayır, kafaya evlenmeyi yok koymuşsunuz. Önünüzde kimseye yani engel olan herkesi evet ezip geçmişsiniz. Evet. Ama ezip geçtiğiniz kişi de bir anne. Yani, tabii ki. Ama bak, niye ezip geçiyor? İzin verse, yanında niye olsa, çocuğun bakın, arkasında dursa. Bir anne bir şey dursa, düşünüyorsa, kafasında tabii ki, bir şey yanlış varsa bir durum ya, gidersin düzeltirsin Gülen Ay. İşte ben de onu söylüyorum. Anne o durumda kendini geri çekmek yerine, küsmek yerine oğlunun arkasında durabilirdi yani. Bu işte toplumda yapılan bir şey yani, yanlış Seycan yani. Seycan abla, senin bence oğlun de böyle bir gün önce internetten tanışsa, gelse Gülenay ertesi gün, anne biz evleniyoruz dese, senin tepkin ne olur? Çok severim.
Çünkü o onu sevmiş. Bir günde. En güzeli. Demek ki sevmiş. Bir gün kız. Bir giriyorsun içeri, sarmaş dolaşlar. Vallahi bu gelinimse severim, hiç bir şey değil mi? Ay, çok değil bir gün, bir haftalık bile olsa ay, ben de aynen. istemem. Sen ya, o da bir gün değil. Bir gün, Nursel bir haftalık tanışmış. O da bir gün değildir, o da konuşmuştur. Bir gün aşkım, bir gün. Bir gün. Bir gün. Bir gün. Bir günde karar verdim diyor. İstemeye gitmemesini falan ne diyorsun? Ben şöyle bir şey dedim, Mine Hanım'a da kendisine içeride söyledim. Gitmesini isterdim. Değil mi? Evet, tabii, kızdım. Evet. Gitmesini isterdim. Belki haklı olduğu taraflar vardır. Evet. Ben bir anneyim dedi çünkü bize içeride. Gitmedim dedi. Tamam, istemiyor olabilirsin ama anne olarak vazife, çünkü biz bir anneyiz. Bir daha gelmeyecek. Bir daha geri dönüşünüz yok. Evet. Asla yok. O yönden gerçekten asla kabul etmiyorum. Ben olsaydım, istemeseydim dahi ki bir tane evladı var. Ben o istemeye de giderdim, düğüne de giderdim. Ki ben o kadar dik bir kadın baksın, olmama rağmen. Baksın öyle bir de bu taraftan. Oğlum için benim göstermeliydi. Dönüşünüz yok. Bir dakika yok. Dur bakayım. Hayır, benim tepkimi anlar, ciddi olduğumu anlar da belki yarı yoldan döner düşüncesi de vardı. Hayatım siz baştan koyamamışsınız zaten. Tepkinizi bana kalırsa. Ben yeterince baştan koyamamışsın. Da, bazen sonra olmuyor işte. Mine teyzeciğim, sana şunu sormak istiyorum. Söyle canına bakalım. Çok yükleniyorsun ya, işte istemedim falan. Peki oğluna da aynı tepkileri verdin mi? Vermiyor. Çağırdın, niye çağırdın? Şimdi burada benim konuşmalarımda Canan'a mı tepki göstermiş oluyorum? Evet, istemiyorum, Canan'ı istemiyorum. Yok, her ikisine de. En fazla tepki ben oğluma gösterdim. Oğluna aynen, göstermiş. Bence şey Mine Hanım öyle çok susacak bir kadına benzemiyor. Tabii tabii. Bayağı göstermiştir tepki. Çok gösterdim. Evet. Tabii tabii. Bir yıl kadar konuşmadım. Ne zaman kabul ettin? Evlendiler, sinir oldun. Evlendiler, seni dinlemediler. Tabii bir yıl kadar konuşmadım ben. Yine pişman değilim. Yine yanlış yaptığını düşünüyorum. Ama şimdi evlendiği için değil Canan'la. O an olmaması gerekiyordu. Yani uzun vadede oğlunun erken evlendiği için mutsuz tabii, olacağını tabii çıkabilirler, tanışabilirler, görüşebilirler. Neredeyse ama iki yıl olmuş. Evlilik şekil olmamalıydı. 25 yaşındaymış oğlum. Evet, bayağı yani gözlerinden bile alev çıkıyor şu an. Gerçekten her konu açıldığında sinirleniyorum. Sinirleniyorsun gerçekten. Belli. Bir tık da kaynana olmak istemiyor gibi geldi bana. Kaynana olmak. Sen... Onun derdi o. Kendini seviyordum. Evet. O kaynana olmak tabii istememiş. Hemen birdenbire olduğu için hiç alışık değiliz. Hani beklemediğim bir durum zaten. Ne kaynanası? O ayrı. Evet, o ayrı değil. O ayrı zaten. O yüzden anne de dinliyor zaten. Abla da dinliyor. Var mı bunun payı gerçekten? Var. Var tabii. Ben hazır değilim dedi yani kaynana. Evet. Zaten şu an bizim bebek düşünmemizi de engellemeye çalışıyor. Ben anneni olamam. Şu an hazır ay, değilim. Ağzım açık kaldı. Ben olsam hemen bir çocuk yap, bir de nene dedirt. Babaanne değil, nene Nine der o zaman. Yani nene değil, Mine der o zaman bizim çocuk herhalde. Çok enteresansınız ya. Kızgınsın hala. Kızgınsın. Yok yani artık belli. O kadar kızgın değilim. Görüşüyoruz zaten. Oğlunu mutlu görüyor musun şu anda? Şu an mutlu. Mutlu. Hmm. Hoşuna gidiyor. Şu an iyi, ilk başından yani beri çok mutlular. Çok bence minnoş bir kız Canan bu arada. Tam evet. Belli evi çekip bence çeviren. Ama bak Mine Hanım kocasını çalıştırmıyor, evet. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Evet, o da gibi. Ya yeter ki şehir dışına çıkmasın, benim yanımda kalsın diyorsun. Enteresansınız daha. Neler neler. Neler var, neler evet. Neler neler. Hepsini teker teker konuşacağız ama son tadım yapmak zorundayım. Şahisteciğim, bir gülüşünü at bakayım. Böyle güle güle yakacak herkesi geçelim.